Merhaba, hadi hemen başlayalım. x artı 2. Şimdi de başka bir renkle yazayım. Çarpı x artı 2 çarpı x artı 3. Aslında bu çok kolay bir şekilde çözebileceğiniz bir soru. Burada tek yapmanız gereken çarpmanın dağılma özelliğini kullanmak. Başka bir örnekle bu özelliği size hatırlatayım. Şimdi burası ayrı bir soru. Sorumuz a çarpı x artı 3 olsaydı sonuç ne olurdu? ax artı a3 olurdu değil mi? Ya da 3a diyebiliriz. Tek yaptığımız a'yı parantezin içine dağıtmak oldu, öyle değil mi? Burada da aynı şeyi yapacağız. Esas sorumuzda da aynı şeyi yapacağız. Çarpmanın dağılma özelliğini kullanacağız. Ama burada a yerine x artı 2 var. Yani x artı 2'yi parantez içine dağıtacağız. Şimdi yeşile geri döneyim. x artı 2. Yeşile devam. x artı 2 çarpı x artı x artı 2 çarpı 3. Evet, umarım kafanız karışmamıştır. Eğer tam olarak emin değilseniz, x artı 2'yi bir önceki örnekteki bu çarpmanın dağılma özelliğini gösterdiğimiz, hatırlattığımız örnekteki a olarak düşünebilirsiniz. x çarpı x dedik, eşittir x kare x çarpı 2 de 2x eder, sol taraf bitti. 3 çarpı x, 3x ve 3 çarpı 2 de 6. Problemimiz bitti sayılır. Burada 2x ve 3x var, onları toplayabiliriz. Ne olacak? x kare aynı kalır. 2x artı 3x, 5x eder. Artı 6. Evet, gördüğünüz gibi aslında çok farklı bir işlem yapmadık x artı 2, x artı 3 ifadesinin içine dağıttık. Daha sonra x'i buraya ve 3'ü de buraya dağıttık. Çarptık ve ifadeyi sadeleştirdik. Evet, o zaman pekiştirmek için birkaç problem daha çözelim. 5x artı 9 çarpı 4x eksi 2. Bu problemde de aynı şekilde dağılma özelliğini kullanacağız. 5x artı 9, böyle ayrı ayrı yazıyorum çünkü rengi sürekli değiştirmek zor geliyor. 5x artı 9 çarpı 4x artı 5x artı 9 çarpı eksi 2 oldu. Negatif 2 buradan ve 4x de buradan geliyor. Şimdi çarpalım. 5x çarpı 4x. Eşittir 20x kare. Sol alt köşede kontrol edelim. 5x çarpı 4x, 5 çarpı 4, çarpı x çarpı x ile aynı şey. Bu da 20x kare eşittir. Evet, doğru. Sorumuza geri dönelim. Artı 9 çarpı 4x. Bu da 9 kere 4, 36. Bir de x'imiz var, 36x. Artı negatif 2 çarpı 5x, eşittir negatif 10 x. Ve 9 çarpı negatif 2 eşittir negatif 18 olur. Problemi bitirdik sayılır. 20 x kare, 36 x eksi 10 x eşittir 26 x eksi 18. Ve problemimiz bitti. Evet, hızımızı almışken bir tane daha yapalım. 2x artı y çarpı 3x artı 2y. Evet, yine benzer şeyler yapacağız. aslında bu sefer sayıların yerlerini değiştirebiliriz. Bu sefer sayıların yerlerini değiştirerek yapalım. 3x çarpı 2x artı y 2y çarpı 2x artı y. Aslında yine aynı şey yaptım ama bu sefer sırayı değiştirdim. Buradaki 3x, burada, Buradaki 2y de burada. Ve şimdi sadece çarpacağız. 3x çarpı 2x eşittir 6x kare. x'leri de çarptık, kare oldu. 3x çarpı y eşittir 3xy. 3xy, 3 çarpı x çarpı y demek. Artı 2y çarpı 2x eşittir 4xy. 2 çarpı 2, y çarpı x. Artı 2y çarpı y. Bu da eşittir 2y kare. Şimdi burada biraz sadeleştirme yapalım. x, y ve y, x aynı şeyler. Sadece sıraları değişmiş. O yüzden bunu 6x kare artı 7xy artı 2y kare olarak yazabiliriz. Ya da değiştirip yazabiliriz. O da şöyle olur. 6x kare artı 7yx artı 2y kare. Çok güzel. Çok güzel diyorum ama umarım kafanızı karıştırmıyorumdur. Hemen hızlıca bir tane daha soru çözelim. Bu basit olsun. 2x artı 2'nin karesi olsun. Nasıl? Basit değil mi? Burada diyeceksiniz ki hemen her terimin karesini almalıyız. Ama dikkatli olun, burada bir artı var. 2x artı 2. Bunu unutmayın. Yani bu 2x artı 2 çarpı 2x artı 2 demektir. Yani kendisiyle çarpılıyor. O zaman 2x çarpı 2x artı 2 artı 2 çarpı 2x artı 2 olarak yazabiliriz. Ve şimdi çarpma işlemlerini yapalım. 2x çarpı 2x eşittir 4x kare. 2x çarpı 2 eşittir 4x. Artı 2 çarpı 2x yine 4x. 2 çarpı 2 de eşittir 4. 4 x ile 4 x'i toplayabiliriz. Bu 8 x yapar. O zaman cevap 4 x kare artı 8 x artı 4 oldu. Ve soruyu çözdük. Artık bu tarz soruları çözmeye hazırsınız. Şahane.